السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات وصحاب رسول الله مدد يا مشايخنا الدستور ولا شاء الله فازنا حسنا شو محمد الله يعني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية Allah'ın haram ettiği şeylerden sakınmak lazım. Ona helal demek olmaz. Allah Azze ve Celle'nin haram ettiği şeylere helal diyemeyiz. Haramlar belli. O anladık da helal olan şeylere de haram demek o kadar gene yanlış, o kadar günahtır yani. Onun için bu şeriat üzerine, din üzerine bilmediğimiz şeyleri sormak lazım. Gönlü kafamıza göre böyle düşündük. Bu olabilir. Emin değilsen bunu söylememek lazım. Evet, böyle tahmin ediyorum. Ama gene de bir soralım diyeceksin. Helal mıdır, haram mıdır diye onu da soralım diye kendini emniyete almak lazım. Çünkü helal şeye haram demek de onun günah işlemiş olursun. Başkası da bu helaldir, haramdır diye onu yapmayacak, ötekisi yapmayacak derken helallar haram gibi gözükecek. O olmaz. Bugünlerde de işte bizim ihvanımız geldi. Ümre'ye gidecekler. Soruyorlar ki bu hacca gitmeyen insan Ümre'ye gidebilir mi diye soruyordu da. İmkanı varsa tabii hac farzdır. O ancak hacca kadar, hacca yetecek kadar imkanı varsa ümre farz değildir. Farz olan hacdır. Ümreye gitmesi gereksizdir. Çünkü farzı yapmak sana farz olan ne demektir? Farzı yapmasan günah işlemiş olursun. Çünkü insanlar onu bir türlü anlamıyor ki bu hac farzdır. Yapmamız lazım. Zannediyor ki onu yaparsan yapmazsan öyle yok. Bu İslam'ın işte 5 tane şartından biridir. İmkan olduktan sonra yapman farzdır sana. Ümre yapmasan da olur. Yahut paran olur, ümreye gidersin şimdi, hac vakti da hacca gidersin. Yahut şimdi bazı memleketlerde istediğin an hacca gidebilirsin. Orada tam farzdır sana. Ama böyle kurayla çekilen ülkeler, bütün İslam ülkelerinde artık öyle oldu. Çünkü yetecek kadar kontenjan yok. Ancak 5 senede, 10 senede sıra gelirse gidersin. O da öyle olunca senin bir kabahatin yok. Yani Allah o kadar ömür vermemişse sen
o günah işlememiş olursun. Çünkü sen yazılmışsın, gitmek istiyorsun. Yani çıkmadı, başka türlü de gidilmez. Onun için o başka mesele. O hatta ömre gitmek isteyen gidebilir. Ama bu mühim olan mesele ömre hacdan önce günah mıdır değil midir? Günah değil de dediğimiz gibi ancak haca yetecek kadar parası olan ona olmaz. Onu biriktirip haca imkanı olduktan sonra, önü açık olduktan sonra ilk başta hacca gitmesi lazım. Artarsa seneye ne zaman isterse artık ömreye istediği kadar gidebilir. Bu mühim bir meseledir. Herkes çünkü ömreye zannediyorlar ki yani o kadar hacca önem vermiyorlar bu mesele burada. Şeyh Efendi, Şeyh babamız derdi ki kaç defa ile gördük insanlar hacca gidemiyor. Şimdiden sen her gün biriktir bir kumbara yap oraya. Ne kadar atabilirsen hac için ayrı bir kumbara yapıyorum de 5 lira 10 lira kaç senede toplarsan onu ondan hacca gidebilirsin Allah'ın izniyle. Çoğu insan Şeyh Efendi'nin bu güzel vasiyetine, bu güzel nasihatine hacca gitti. Ama şimdi orada toplayıp da o toplanmış parayla hacca gidemedim, ümreye gideyim derse o vakit ikinci defa gene parası kalmaz. Hacca gidemez. Onun için hacca gidemeyenler daha fazla ümreye de yani imkanı olmayan o parayı biriktirsin. Hac için biriktirsin. Bir sene de gitmezse, ikinci sene yetişmezse olduğu vakit o farzı yapmış olur. O sevaba nail olmuş olur. Hacın farzını yapma, yani farzı yapmak 100.000 tane nafile yapsan bir farzın yerini tutmaz. Farz mühimdir. Onun için yani bu din işlerinde dikkat etmek lazım. Kendi kafamıza göre ölçüp biçmek olmaz. İnsanların söylemesiyle de olmaz. İlk başta farzları tamamlamaya uğraşalım inşallah. Allah herkese nasip etsin inşallah. In our religion, Islam religion, it is very sensitive and very top of the best system Allah, His creator, He put create this the last religion Islam, he said, today I complete your religion. The end, no more prophet, so it must be perfect. And it is perfect, and everything clear there. What is good, what is not good, what is sin, what is halal, haram, what forbidden, what not forbidden, it is clearly open. So to say for forbidden thing by the Lord Allah Azza wa Jalla, it is not forbidden, it is sin. You cannot say this. For forbidden bad thing, it is good and it is allowed to do it. We cannot say this. This everybody
they know this. But there is another thing also to say for thing Allah allowed to do it, and this is, you can do it, it is not allowed to do and it is seen to do it, it is also seen for who are saying this, wrong saying this. For allowed, Allah allowed to do this and he is forbidden, you cannot say it is forbidden. It is same, see, wrong as you are doing wrong. Because you are mixing what Allah, he put this system, so you are saying opposite. It is also big wrong and sin to say this. Everything you must be follow, and if sometimes maybe you see something you think it is good, you give your opinion. This is my opinion and I think it is good. But you must say, maybe I am wrong. We must look also for this. When you say this, okay. But my opinion is okay, you can do it. You're saying it is not allowed to. Wrong thing, what this is. Every time must, because inside, human being, he has many time saying wrong thing, thinking wrong thing. So we mustn't put ourselves in risk. We must say it is, we don't know, we must look, but it look like right, look like it is wrong. Don't make it absolute. And today, Sheikh Abdul Ahad, he said, asking about Umrah, how it is allowed to go for people who are not going for Hajj, if it is allowed to go to Umrah without Hajj. And it is, he said this, every good question, because many people, they're doing by their just without asking, without they're going Umrah, they're going without asking, and even sometimes, many times asking Mawlana, Mawlana is not giving permission, they're going without permission also. He asked this very good, and it is obligatory to go to Hajj, not to Umrah. If somebody he hasn't been in Hajj, once a life, he must be going to Hajj pilgrimage. After, he can, every time, he can, any time he can go, if he like. But who are, has money and his health, everything good, first he must go to Hajj. But if he not have money enough, Mawlana many times he was saying for people, you must put every day one place, one corner box, this only for Hajj. Put 1 euro, 2, 5 pound, 10 pound, as much you can,
And in 1 year, 2 year, when it is enough for you to go Hajj, first go Hajj. But who has money and he want to go Umrah and he can go to Hajj, this we cannot say anything for him. Okay, he can go for Umrah after he can go to Hajj. But who, for people not going for Hajj, and for especially for Muslim in Europe or America, it is easy for them, anytime they can go, any years they can go to Hajj. Not like our country. In our country, we know people 9 years still waiting for lottery, not coming for them. For these people, obligatory, to make obligatory, very important. Obligatory, it is better than 100,000 nafila you doing. If you do 1,000 time Umrah, not doing Hajj, it is not one Hajj even. And when you are going to Hajj also, after Hajj, every time now they are Hajj and Umrah. Same time they can do. For this we are saying who are, they didn't go to Hajj before, better for them make Hajj first. But as we said, if they have enough money to go Umrah and Hajj, they can. Somebody saying it is haram to make Umrah, but not haram, but better if they don't have money to collect money. But if they know they don't have, it's not obligatory for people who are not get money. Until your money to complete for Hajj, you are not responsible. But if you have money and you didn't go, you have responsibility. But for ladies, also Allah make them for them to be with husband or relative. So for them, easier. But for men, it is not like this. He must go. Allah, inshallah, make it easy for everybody. It is nice worshipping, nice to be in front Kaaba and this Arafat, the day of when Allah Azza wa Jalla looking for people. It is really good thing to be there. It is really important thing. Don't make seeing it as it's nothing. It is very important, because once a life, people, there are many people, even every Muslim, there are somebody say we are going when are old, we are young still. But no, it is better to be in when you are strong, not to be weak. Allah give everybody this nice visit for Hajj, inshallah. ومن الله توفيق الفاتحة